beating the shit out of Alex every time you see him, then you can just drop fucking dead. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra gene bir maç videosuyla karşınızdayım. Bilmeyenler için hemen bahsedelim. Arkadaşlar geçen hafta ben ne yazık ki sol bacağımı kırdım. Şu an sargılı bir şekilde sol bacağım böyle yanını almış koymuş duruyorum. Biraz ağrı kesicilerin falan da etkisinde olarak böyle WOT falan oynuyordum. Bir motosiklet kazasıydı bu arada. Anlatırım detaylarını sonra ama iyiyim, merak etmeyin. Sadece birkaç çivi ve platin takıldım. WOT oynuyordum. Yani sonunda beni delirten olaylar yaşatan bir maça denk geldim ve sizleri de izletmek istiyorum. Şu an kullanmış olduğum Type 61'i görüyorsunuz. Biliyorsunuz STB1 kasıyordum en son bıraktığımda. Hem 263 hem de STB1 bu şekilde kastığım iki tane ana tank şu an. Ensk haritasındayız. Karşılaşma savaşındayız. Ve seviye 9 olarak nispeten ortalarda yer alıyorum. İki takımda topçu da var, ağır tanklar da var, tank avcıları da var. Ben de burada şu an nereye gideceğim, ne yapacağım onun kararını vermeye çalışıyorum. İlk başta sola geçenler acaba tespit edilirse onlara atışım olabilir mi diye baktım. Ama çok mümkün gözükmedi. Buradan şimdi ileriye doğru geçip küçük küçük avlamacalar yapacağız. Oyunun geneli çok böyle özel değil aslında bakacak olursanız. Yani çok bekliyorum, çok böyle ani atışlarım yok, her zaman gibi değilim. Bunun etkisi tabii benim bu bacağımdan falan ve yani ağrı kesicilerden falan da kaynaklanıyor. Ama geri kalanında özellikle sonunda olan olaylar hani şu maçı ne olursa olsun koydurtmamı sağladı. Yani World of Tanks'te başınıza neler gelebilir? Hani gerçekten takım arkadaşınız, kendi ekip arkadaşınız nasıl sizin aslında düşmanınız gibi istemeden bile olsa hareket edebilir? Bunu göreceksiniz. Çok üzüntülü bitmedi maç, onu söyleyeyim. Ama enteresan. Burada yandan küçük küçük kendimizi koruyarak atışlarımızla ST1'i rahatsız etmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Type 61 Leopard PTA gibi veya AMX-30 gibi kendi zırhı pek iyi olmayan ama topu oldukça güzel hasar verebilen seviye 9 bir arkadaş. Penetrasyon değerleri yani zırh nüfus değerleri de oldukça iyi. Ama işte bazen ST1 gibi Rus tanklarına, Sovyet tanklarına attığınızda sekmediğini biliyorsunuz bu mermilerin. Daha doğrusu sektiğini biliyorsunuz, delmediğini görüyorsunuz arada. Ben de şu an muhtemelen ST1'e yakınlıktan dolayı birbirimizi tespit etmiş durumda. Bu şekilde açarken hala geri kalan atışlarımı ona yapmaya çalışıyorum ama gördüğünüz gibi çok güvenli, çok yavaş şekillerde böyle tık 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 vuruyorum. Şimdi durum 1-4. Çok iyi gözükmüyor. Sol tarafta şehir kısmı düşüyor. Bizim bu tarafı da almak için yaptığımız çok ekstra bir şey yok. Pısırık oynuyorum dememe rağmen en öndeki adamlardan biri gene ben gibi gözüküyorum. Burada T-30'un ilerlediğini gördüğüm zaman hemen binanın arkasına geçip oradan ST1'i arkadan veya oradaki yak tagları arkadan atış deneyeceğimi düşünüyorum. Bakıyorum T-30 ve ST1 birbirlerine hasar vermekten aciz kaldıkları için kulesinin yanına güzel bir atışla burada ST1'i garajına yolluyoruz. Yukarıda bir T-30 var ama bize bakmıyor. Burada bir kararsızlık yaşıyorum T-30'larını sıkayım yak tagrama. Orada yak tagra gidip arkasından yardımaya başlıyorum. Sol tarafı kontrol ediyorum bakın sürekli burada. Çünkü obje 704 var. Ama durumda çok hoş değildi derken yak tagra'nın oradaki objeye ben sıktığını görmedim. Buradaki T-30'a şimdi sıkmak için nişan almaya çalışırken bakıyorum yanlış bir yerde durmuşum. Otlar da beni engelliyor. Buradan bir tane güzel atış yaptım derken ne yazık ki tahmin ettiğim yerden çıkan obje bana buradan 778 hasarı dayıyor. Şanslıyız. Herhangi bir modülümüz kırılmadı. Herhangi bir mürettebat üyemiz ölmedi. Aynen benim de bu şekilde devam etmemi sağlıyor arka tarafa doğru. Sağ tarafı kontrol etmemiz lazım. Benim tespit etmem lazım buradaki tankları. Ve takım arkadaşlarımı burada adamlar açmam lazım derken obje nedense benim tahmin etmiyor arkadan gelebileceğimi soluna doğru. Ben de onun dibine girerken artilerden acaba darbe alacak mıyım diye panikteyim. Bu yüzden ne çok yaklaşıyorum ne de hareketsiz kalıyorum bu arkadaşı sıkarken. Ve ön zırhtan da bizim ekip arkadaşlarından yemeye devam ediyor. Ben de arkadan bu şekilde hareketli bir şekilde gördüğünüz gibi vurmaya devam ediyorum. Bunun nedeni çoğunlukla topçudan korkmamdan kaynaklanıyor. Genellikle bir tank avcısının arkasına geçtiğiniz zaman böyle bir tankla sizi vurmaktan çekinmezler.
tank avcısını bile, yani kendi ekip arkadaşını vuracak bile olsa size atış denemesi yapabilirler. Bu yüzden aklınızda olsun. Gafil avladığınızda hareket edebiliyorsanız hareket edin. Burada E8 geçer diye düşündüm ki doğru düşünmüşüm ama erken ateş etmişim. Spotunu kaybettikten sonra bir önüne atış yapıyordum. Burada gördüm Artin'in vuramadığını Leopar'ı. Leopar orayı alır diye artık vazgeçiyorum. Ve işte bakın, şimdi işler biraz komikleşmeye başlayacak. Şimdi karşımızda bu olayın kahramanı olan, bu maçın kahramanı olan bu T-30 var. Arkadaşın nereye gittiğini bilmiyorum. Benim düşüncemse adamları saymak, karşımdaki neler var diye. İşte IS-8, AMX var, E-100 var, Jagd, Panzer var filan. Ve ne yazık ki FV'yi kaybediyoruz orada. Sola baktığımda bizim bir tane hala topçumuzun yaşadığını, önünde de full canlı bir tane Jagd Panzer E-100 olduğunu görüyorum. Amacım da şu, bu arkadaki otlara geçerek korunaklı bir şekilde arkadan tık 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 ateş edebilmek olacak. O da zaten burada destek istiyor. Ben de aynen destek vereceğim diyorum ve buraya geçiyoruz. Leopar yan taraftan geliyor gene, demiryolu kısmından, ama T-30 nedense farklı yerlere gidiyor. Burada şanslı bir atışla Yak panzeri tepeden deliyorum ama panzerlerin ikisi birbirine kaçırdığı için ne yazık ki arkadaş yaşamaya devam ediyor. Burada şanslı olduğumu bildiğimden dolayı birazcık daha fazla nişan alıp atmak için bekliyorum üzerinde. Normalde yapmanız gereken de zaten bu. Ama bana tam bir atış sunmuyor. Bu sırada bakıyorum E-100 nereden geçiyor, IS-8 ne kısımda neler yapılabilir. Bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi Jagdpanzer E-100'ün gene kulesine bir atış yapayım derken, bu arada yeni bir zoom modu kullanıyorum, görüyorsunuz daha da böyle içine giriyor. Tam alışamadım henüz zaten. Ne yazık ki sağından kaçıp gidiyor. Kafadaki küçük kuleyi vurmak çok kolay değil. Adam da işini biliyor zaten, bakın nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. Burada Jagdpanzer'i atmak için artık bir hit'e geçmişken bir anda bizimkine yasan biri 50B. Unutmuştum ben 50B'yi. Burada hep aramda bolca ot bırakarak ve gerileyerek vurmaya devam ediyorum. Ne yazık ki topçumuz bir şekilde burada spotlanıp ölüyor. Ben 50B'ye doğru düzgün bir atış daha yapıyorum. Çalılardan dolayı çok fazla arada başka bir şey vurabilirim diye güvenli atış yapmaya çalışıyorum burada. Yaklaşık E-100'ü kurtarabilir miyim acaba diye bekliyorum ve evet, kurtarıyorum burada. 309 canlı AMX-50B, fazla bir şey yapamadan burada öldürebilmiş oluyoruz. Ama durum kötü. Sağ taraftan E-100'ün geldiğini gördüm. Bizim T-30'umuz arkadaşlar yaklaşık bir 50 saniye önce kepe girdi. Ve bizi burada bıraktı. Bunu fark ettikten sonra şanslı bir durumda Jagdpanzer E-100'ün yanından görüyorum ve burada onu da alıyoruz. Ama E-100'ün burada bizim Jagdpanzer'in yanından öldürmesini engelleyemiyorum derken IS-8'i burada tamamlayıp durumu birebir bırakıyorum. Şimdi burada bir durduracağım arkadaşlar. Bakın, Ensi'deyiz. Şu ana kadar durum aslında onların lehineydi. Bir yere kadar kendimize çevirmeyi başardık. Böyle bir durumda yapmayı düşündüğüm şey, birebir de bu evleri veya özellikle bizim topçunun cesedini kullanarak E-100 ile aramda mesafe bırakmak, zaman harcatmak ve T-30'un gelmesini beklemek. Normalde yapacağınız şey de budur. Şu an bunu yazabilecek bir düşüncem yok. Daha doğrusu zamanım yok. Düşüncem var, zamanım yok. Bakalım neler olacak diye görüyoruz. Bu arada ben oynarken arkadaşı kötü sanıyordum ama adam normal 1870 ve N8'si gayet aslında düzgün, hatta iyi bir oyuncu. Bakalım şimdi neler olacak onu görüyoruz. Şimdi ben tabii ilk başta koca bu M53-55'in cesedini, 55-53'ün cesedini aramda tutuyorum ve E-100'ün bana doğru gelmesini bekliyorum. Bana bu arada Idiot Type diye yan taraftan, diğer yani E-100'ün takımından buradan atarlar geliyor. Okey. Bir şekilde burada E-100 ile aramda bunu bırakmaya çalışıyorum. T-30 ile bakın konuşuyorlar alt tarafta. T-30'u ne yapıyorsun diyorlar. Ben burada mesela ateş etmeye çalışıyorum ama cesedin hitbox'ı aslında E-100'ün gösterdiğim kısımlar kadar göstermiyor. Burada çok ince durumlar var arkadaşlar. Bakın mesela orada paleti görüyorum sanıyordum. Attım ama vurmadı paleti. Burada çok şanslıyım. Biraz yanlış bir hareket yaptım. Ama paletini de bırakıyorum. Heat mermi kullandığını anlıyorum. Burada güzel bir şekilde paletini alıp bir tur atabiliyorum. Onun attığı her mermiye karşılık ben iki tane sıkabilecek kadar hızlı bir yükleme süresine sahibim derken, fazla çevirmesi kafasını sadece paleti almama sebebiyet veriyor. Ve burada da bu vakitsizliğimi kurban olarak 43 canda kalıyorum. Ve burada E-100'e bir tane daha ortadan artık atış yapıyorum ve fark ettiğim şey şu, bir tane normal mermi kaldı. Geri kalan da 4 tane altın, 2 tane de yüksek patlayıcı mermi var.
T-30 orada kendi kendine can çekişiyor. İyi misin filan diyor. Hasar aldım. Oh no filan. Yani, aman tanrım olamaz filan diyor. I go. I come. Bu şekilde konuşmaya devam ediyor. Burada mesela hitbox'a tutunmuyorum. Ve hani aradan bir şekilde yüzü görebiliyorum. Burada panik haldeyim tabii yani çok elim titremiyor da o kadar. Ama hani vuracak diye bekliyorum artık bu E100. Yani bir yerden HE atsa dibime splash'iyle ölürüm. Yani onun sıçrama etkisiyle ölürüm. Burada o takılıyor mesela. Ve ben burada farkında değilim normal mermide olmadığımın. Boşuklu zırhında bir altın mermi takılıyor. Boşuklu zırhı atmıyorsunuz tabii, ne yapıyorsunuz? Bu şekilde yanaklara atmanız gerekiyor. 4 mermim kaldı. Ve T-30 arkada şu an nişan alıp bekliyor arkadaşlar, yaklaşmıyor. E-100'ün namlusu bana çevrili olsa bile bekliyor ve ilk atışını kaçırıyor. Ben arkaya doğru devam ediyorum. Buradan hani kulesine atabilir miyim diye açısını güzel verdi. Burada gene sekti altın mermim. Gene aramda bu bizim koca cesedi bırakıyorum. Ya inanılmaz saçma sapan bir durum. Abi de gelmiyor, o da gelmiyor. Bakıyorum sağa sola dönebilecek pozisyonla mı diye bir yemleyeceğim burada. Geriye doğru geleceğim ve acaba üzerime doğru hareket yapacak mı, ona bakacağım. Çünkü T-30'un sürekli gözüm üzerinde gelmediğini görüyorum. Çok veya yavaş geldiğini, sürekli durduğunu görüyorum. Burada hakikaten deneye 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 ve artık arkaya gidiyorum. Bakıyorum binayı yıkıyorum. İstediğim gibi gidemediğim için hemen ilerliyorum. Çünkü E-100 bakın geriledi. Beni görebileceği bir açıya geçtiğini zannettim. Ama bu sefer gerçekten gidiyorum. Çok kısa bir açı ama E-100 görmüyor burada ve binayı arama alabiliyorum. Şimdi altın mermideyim. Güzel güzel üzerime geliyor. T-30'a çekeceğim derken, T-30'u ona atacağım derken binayı yıkıyor. Binayı oradan E-100 kendi attığı mermi de geri kalanını yıkıyor. Şans eseri iki tane malın birini bizim takımdaki binayı yıkması, diğeri de benimkinin önünde kalan geri kalan parçaları yıkmasıyla bir şekilde buradan ölmeden kurtuluyorum. Allah düşmanımızın başına şu T-30 gibi arkadaşlar vermesin diyoruz. Yani bu şekilde maç kaybetmek hakikaten işte nasıl diyeyim, monitör yumruklatmaya gayet uygun şekilde durumlar oluşturabilir. Benim o tarzda bir kafam yoktu elbette ama eğer ki saçmalık yani olsaydı ağır giydirecektim dayıya. Çünkü en son olayı tam fark ettiğinizi bilmiyorum. T-30 attığında üzerime doğru gelen E-100'ün binasını yıktı. E-100 bunun gazına gelip bana nişansız sıktı. O da binanın geri kalan bir suntasına daha denk geldi. Ve bu şekilde ölmedim. Ve zaten iki mermim kalmıştı. Bu şekilde garip bir oyun oldu. Oyun sonuçlarını bir gösterelim. Bir bakalım kim ne yapmış. O T-30 neymiş. Bu E-100 neymiş. Hep birlikte görelim. Evet, bu şoku yaşadıktan sonra hemen bunu Watch Replays'e yükledim. Oradan sizle şimdi paylaşıyorum. Hakikaten yani söylenecek söz yok diye de başlık attım buraya. İngilizce ettim ki gavurlar da izlesin, görsünler al kendilerinin ne mal olduğunu, bize laf etmesinler. As madalyası vesaire vesaire. Burada 50 bin tane adamı vurduğumuzu görüyoruz. Tabii mermimiz bitti. Bütün maç boyunca da 57 bin para kazanmışız. 4800 de deneyim elde etmişiz dubleden gelen. Evet, şimdi bakın arkadaşlar. Hasarlara göre bir sıralayalım. Ben 6600 hasardayım. Önümdeki Jagdpanzer E100 güzel iş yaptı. 4300 hasarı vardı. FV nispeten iş yapmış mesela, 2300'de Leopard prototip falan. Bizim ölen artı benim oyunun sonunu çevirmemi sağlayan topçu yani gene güzel iş yapmış. Bana oyunu zehir eden T-30 9 atışının 5'ini isabet ettirmiş, 3'ünü delmiş, toplam hasarı 803 arkadaşlar. Ha diyorum ya işte başınıza gelmesin böyle adam diye. Bu yüzden. Şimdi karşı takıma bir bakalım. Nereden bakıyorum? Bakamıyorum şu an. Çok garip. Heh, şuradan close diyeceğiz. Evet, karşı takımında E100'ü, yani bana vurmakta o kadar zorlanan adam benden daha fazla hasar yapmış arkadaşlar. 6778 hasarı var. 5 onun da leşi var. Bu şekilde aslında iyi bir oyuncu olduğunu göstermiş ama sonundaki oyundaki paniği mi diyeyim artık, kötü karar vermesi mi, inanamadım. Ben gerçekten kötü bir oyuncuya karşı oynuyorum diye düşündüm. Çünkü öyle bir durumda ben olsaydım E100'le hani cesedi falan ittirir, geriler bir şekilde hani duraksamaya çalışmazdım. Hani görmek lazım, birebir kullanıyorken görmek lazım ama bu kadar zorlanacağımızı tahmin etmiyordum.
Özellikle iki tane Heat'in birinin paletinde kalıp bir yerinde M53-55'in cesedinde kalacağını tahmin etmiyordum. Aynı şekilde öldürdüğümüz IS-8, gene öldürdüğümüz 50 ve gene öldürdüğümüz Jagdpanzer. Ya yani bu dörtlü sona kalan 4'ü 4 bizim T-30 dışında gayet kana kan dişe diş mücadele etmiş ve bu şekilde kendilerini göstermişler. Yaptığımız 30 atışın 25'i isabet etmiş, 20'si delmiş. Yani daha iyi kullanabilirmişim mermilerimi. 6600 hasara bu şekilde ulaşıyorum. Zırhımla da 750 bloklamışım. O işte geldi ya bir tane altın mermi, Heat. O, başka bir şey değil. Tabii bütün mermilerinizi harcadığınızda içinde 5 tanesi, sadece 5'i altın bile olsa premium hesapla 14.000 para kaldı bize. Yani onu da öpüp başımızın üzerine koyacağız diyorum. Evet, oyunlarda her zaman dediğim gibi dikkat edin. Kendi ekip arkadaşlarınız en büyük düşmanınız olabiliyor. Çünkü beklemediğiniz hareketler yapıyorlar. Beklemediğiniz şekillerde sizi ortada bırakıyorlar. Düşmanınızın yapacağı hareketleri daha rahat bir şekilde sezebiliyor ve daha rahat bir şekilde tasvir edebiliyorsunuz. Ama kendi ekip arkadaşınızın yapacağı mallıkları izlediğin zaman böyle ağzınız açık kalıyor. Hadi canım. Yok artık. Daha neler. Durumunda kalabiliyorsunuz. Şok olmamaya çalışın. Monitör kırmamaya çalışın. Özellikle motordan düşüp belediye fıskiyesinin ıslatmış olduğu zeminde de 10 kilometre ile kaza yapıp kaval kemiğinizi kırmamaya ve bir sene boyunca sporsuz, 1,5 ay boyunca da etrafa basamadan koltuk değnekleriyle kalmak ve gezmek zorunda kalmayın diyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoyla, başka bir yayınla görüşmek üzere diyorum. Öpüldünüz, hoşçakalın.